Nasıl? Yetişecek değil mi yemekler Makbuş Sultan? Nana nerede? Neden yardım etmiyor? Biraz rahatsız, çocukların odasında. Zaten ne zaman işe yarayacak olsa ortadan yok oluyor. Tembel şey. Simge, kızcağız hastaymış işte. Makbuş, istersen Simge sana yardım et. Aa, ben tırnaklarımı daha yeni yaptırdım, bozulur. Hiçbir şey yapamam. Hem ayrıca ben ne anlarım ki hayatım mutfak işinden? Dur dur, ben açarım Makbuş Sultan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelmedi değil mi daha? Çok şıksınız efendim. Yok canım, her zamanki halim. İki saat sürdü de hazırlanması. Hadi oradan canım, ne iki saati. Ayrıca ben bakımlı bir kadınım. Öyle başkalarının gözünü boyamak için de uğraşmam. Bu bakım, bu asalet doğuştan var bende. Öyle senin gibi sonradan değil. Hadi canım oradan. Anne, Merve, rica ederim. Bakın uzatırsanız Avustralya'ya gider bir otele yerleşirim. Hayatta bulamazsınız beni ha. Tamam kocacığım, sinirlenme sen lütfen. Ya ben bir nanaya bakayım, biraz hastaymış da. Siz buyurun lütfen. Ay, hiç de kıyamaz nanasına. Aman vallahi dikkat çekmek için yapıyor bu kız bunların hepsini. Eyvah eyvah eyvah. Ciddiye almayın. Hepsini şoker söyletiyor bana. Ya babam seni böyle görürse? Çocuklar! Eyvah! Çabuk beni bir yere saklayın. Nereye yakalanacağız? Yorgan altına gelin. Tamam. Evet evet, hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk Nana. Çocuklar! Aa, merhaba baba. Çocuklar, Nana nerede? Bilmiyoruz baba. Görmedik biz. Yalancılar, buradayım işte. Yalancılar, buradayım işte, buradayım. Hastay mısın sen? Evet, çok hastayım. Ne var be? Ne? Sen yakışıklı olduğunu mu sanıyorsun? Sen yakışıklı olduğunu mu sanıyorsun? Kendini beğenmiş ukalanın tekisin. Burnunda kaftanda. Nana, kendinde misin? Tabii ki değil babacığım. Çok hastayım, beni affet. Ya ateşin çıkınca saçmaladığını biliyorum ama hiç böyle olmamıştı. Hakan, öp beni. Aa! Hakan. Ya hayda. Çok hasta, çok. Kusura bakma, ne olur babacığım. Ya çocuklar, ne olursa olsun bu odadan çıkarmayın. Çok önemli misafirlerimiz gelecek, ona göre. Tamam. Nanamız nasılmış bakalım? Ya hiç iyi değil. Neden? Çok iyi görünüyor. Ah Simgeciğim, seni ne kadar çok seviyorum. Ah Simgeciğim. Ah, seni ne kadar çok seviyorum. Öyle güzel, akıllı bir kadınsın ki. Sana çok özleniyorum. Çirkin benzeri gibi olabilsem. Tek hayalim bir gün Hakan'la evlendiğinizi görebilmek. Evet, bu kız hiç iyi değil. Ah, Özgeciğim. Aşkım. Bunun şaka gibi. Ay vallahi psikolojisi bozulmuş bu kızın. Ay Hakan, ben sana bu kız deli diyorum da bana inanmıyorsun. Bak. Ya tamam Simge, hadi inelim biz. Çocuklar dediğim gibi. Buradan kurtulursam size yapacağımı biliyorum. İkinizi de kulaklarınızdan tavan asacağım. Ha. Sakın çözmeyin beni, gidin buradan lütfen. Emin misin Nana? Hadi gidin, gidin çabuk. Hadi, hadi gel.
Ya, gelin buraya. Gelin. Size gündüzü göstereceğim. Ya, sıçanlar. Nineciğim kurtar beni. Kuralları anladın değil mi? Anneler yarın mı gelecek? Ben bunu bilmem. Alacağım. Pardon, sizin burada olduğunuzu unutmuşum. Ne oldu Nana? Ne oldu Nana? Bir şey yok. Hadi ben bir bakayım. Koş. Artık başlayalım. Bana en son 9 gelmişti. Ben de oynayabilir miyim? Hayır. Pat ekliyorsun. Tamam. Şimdi. Annesi varmış. Bilmem, ağlıyor. Yalnız kalmak istiyormuş. Ne oldu acaba? Ne olacak? Simge Ciciş yine bir şey söyleyip canını sıkmıştır. Bilip bilmeden hemen annemin üzerine suç atmasana Yağmur. O aptallığına annemi kızdıracak şeyler yapmasa annem de ona karşılık vermez, tamam mı? Özge, sen tam bir gıcıksın. Çekiyorum. Oley! Can, sana bir şey soracağım. Sen tam olarak nereden geldin? Nasıl yani? Duydun işte, nereden geliyorsun? Hangi şehirden? Çok uzaktan. Anladık da nereden geliyorsun? Yani Eskişehir, Adana, Samsun, Isparta, İzmir, Artvin, Bursa. Nereden geliyorsun? Bir sürü şehir var işte. Eskiparta. Hoppala, öyle bir yer yok ki. Uyduruyorsun. Çünkü sen bir oyuncaksın. Hayır. Bence de öylesin. Oyuncaklar dünyasından geliyorsun, öyle değil mi? Hayır. Peki bizi inandır o zaman. Çikolataya hayır demezsin, öyle değil mi? Eyvah yandım. Hadi al diye. Eğer insansan yiyebilirsin, öyle değil mi? Of. Evet, ben bir oyuncağım. Ne var? Şoker. Hayır, ben onun küçük dostu Şoker Can'ım. Şoker Can mı? Evet. Peki neden geldin buraya? Oyuncaklar dünyasından çok sıkıldım. Peki, Kulina burada olduğunu biliyor mu? Bakın hele şunlara. Herkesi de tanıyorsunuz. Ne de olsa sizin evinizde de bir oyuncak yaşıyor, öyle değil mi? Sana ne? Ben Kulina'yı hiç sevmiyorum. Çok yapmacık biri. Benim adamım Şoker. O çok akıllı ve çok eğlenceli. Hiç de değil, o çok kötü biri bir kere. Kötü mü? Asıl kötü olan sizin nananız. Şoker'in dileğini çalmış. Yok öyle bir şey. İnsan olmayın nana dileri. Şoker'in böyle bir şey istediğine haberi bile yoktu. Hadi çek git buradan. Sen bana emir veremezsin. Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun? Evet bir oyuncağım. Adım da Şoker Can. Belli. Kulina'nın haberi var mı burada olduğundan? Kulina! Kulina! Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Bir kere beni yakalaman çok zor. İkincisi, sırrının açığa çıkmasını istemiyorsan bana iyi davranmak zorundasın. Şuna bak. Bacak kadar boyunda beni tehdit mi ediyorsun sen? Sen bilirsin. Ortalığı öyle bir karıştırırım ki sırrını ortaya çıkarırım. Bakıyorum Şoker'i iyi örnek almışsın. Benim üstadım o. Şimdi biraz aşağı inip Özge ile takılmak istiyorum. O hepinizden daha eğlenceli birine benziyor. Ya ne demezsin? Kesin öyle. Ya ne yapacağız ya? Kulina'ya haber verirsek ortalığı karıştırabilir. Bunu göze alamayız. Onu geri göndermenin bir yolunu bulmalıyız. Hem de hemen. Ay çok güzel. Hadi çocuklar, hadi oyun bitti artık, yataklara. Neden ama biz çok eğleniyoruz. Ya nana ya. Hadi. Hasbinallah, tövbe tövbe. Ay ne bu haliniz? Doğru yataklarınıza.
Hadi iyi geceler çocuklar. Hadi küçük hanım. Gel bakalım. Bak bir tanem, artık gitmen gerekir. Niye ama, ben burayı çok sevdim. Evet kalsın, biz çok iyi anlaştık. Bak Şokercan, senin yerin artık oyuncaklar dünyası, burası değil. Hem Kulina seni çok merak etmiştir. Sen de oyuncaksın ama burada yaşıyorsun. Ama bu benim 100. doğum günü dileğimdi. Hem ne olacağı belli değil. Belki yakında ben de döneceğim. Dönecek misin? Nasıl yani? Çocuklar, aslında bunu sizinle konuşacaktım ama... Babam Simge ile evlenecek diye mi gitmek istiyorsun? Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ya Nana, lütfen gitme, lütfen. Biz seni çok seviyoruz. Ama Simge burada kalmama asla izin vermeyecektir. Hayır Nana ya. Tamam çocuklar, bunu daha sonra konuşalım. Şimdi Şokercan'ın gitmesi gerekiyor. Hayır efendim, gitmiyorum. Burada kalamazsın bir tanem. Neden anlamak istemiyorsun? Ya bana ne ya, bana ne? Aa bak. Ah, yakaladım seni küçük canavar. Beni geri götürme sakın. Bak böyle nefesimi tutarım ve asla bırakmam. Hadi bakalım kim daha uzun süre tutuyor? Hadi uyun bakalım. Benimle başa çıkacağını mı zannediyorsun ufaklık? Ben oyuncaklar dünyasının baş perisi Yüce Kulina'yım. Bana ne, ben en çok Şoker'i seviyorum. İlk fırsatta yine kaçacağım, görürsün. Şoker'in sana vermiş olduğu yanlış eğitimden seni bir an önce kurtarmam gerekiyor, anladın mı? Haydi kurtar bakalım, o kadar kolay mı? Aslanım benim, Şokerler tükenmez, kötülük yok edilemez. Al, sakın bunu benim sana verdiğimi kimseye söyleme, olur mu? Olur, merak etme. Demek buradasınız ha? Gorfo, şu ufaklı sakın gözünün önünden ayırma. Emredersiniz Yüce Kulina. Hadi düşün bakayım önüme. Şoker, hadi. Hadi, hadi. Hiç. Hadi bakalım Şoker, doğru tezgahın başına. Yoksa seni Kulina'ya söylemek zorunda kalırım. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Ne oluyor ya? İksir kütüphanede. Tamam. Bir ara gidip almamız gerekiyor. Geliyor, çaktırma, gülümse. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. İyi. Bu arada kütüphanede dünyaya gidebilmek için sakladığın iksir yok artık. Nasıl yani? Yani onu döktüm. Yoksa yakında burada yaşayan herkes dünyada yaşamaya başlayacaktı. Anladın mı? Kahretsin. Kahretsin. Gözüm üzerinizde, ona göre. Seni var ya seni. Ne oluyor ya? Söylerim ona göre, tamam mı? Oo, bunca şeyi ne zaman yaptınız? Biliyorum biliyorum, Nana yaptı. Merhaba. Hadi hazır mısınız Hakan'cığım? Amcam araba göndermiş, neredeyse burada olur. Ne gerek vardı ki, biz giderdik. Merve ile Volkan oraya gelecekler değil mi? Evet canım. Vay be. Ünlü şarkıcıların böyle lüks minibüsleri olur ya. İşte kapının önünde onlardan var. Herhalde yani. Amcama da bu yakışırdı zaten. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Gel Yağmur. Çok güzelmiş. Vay be, süper. Ortalıkta kimsecikler yok. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ay amcacım, amcacım. Ay burası tahmin ettiğimden de güzelmiş. Cennet gibi bir yer burası. Gerçekten pek güzelmiş. Daha yapılacak çok iş var. Ama kısa zamanda burayı muhteşem bir at çiftliğine dönüştüreceğim. Amcacım,
size gönderdiğin araba çok rahattı. Canım benim, canım, canım. Evet, kocaman. Kendimi çok önemli bir şarkıcı gibi hissettim. Öyle mi? Ben atları sevmek istiyorum. Tabii küçük hanım, buyurun, buyurun. Sizi şöyle alalım. Buyurun, buyurun. İnanabiliyor musunuz? Bir saatlik yolu 3,5 saatte geldik. Ama hayatım, ne yapayım? İnat etmeyip birine sorabilirdin mesela. Aa, bak, bak ne kadar güzel bir yer. Tartışmayı da tadını çıkarttın değil mi? Hadi bakalım Özge, şu işi bitirelim artık. Hiç şansın yok. Tabii canım. Hey, bizi de bekleyin. Hadi hadi. Bizi de bekleyin, beni de. Hadi bakalım, hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3, başlayın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi Özge. Hadi yürü. Yürüsene. Ya yürüsene. Hadi kızım. Emre'ye bak. Ya onun kotlarını ben temizleyeyim. Lütfen yürü. Hadi Emre. Aferin Emre. Bravo. Aferin. Geldi galiba. Ya anne ya, şaka gibi ya. Çünkü kelamsın ona göre. Ya hayır ya. Botlarımı parmaklarla işe başlayabilirsin. İnanamadım. Bir dersine ne yaptın? Bir şey yapmadım kızım ya, gıcık etmesene adamı. Emre? Efendim öğretmenim. Sene başında belirli gün ve haftalarla ilgili bir görev dağılımı yapmıştık. Ama siz üzerinize düşen görevi yapmadınız. Nasıl yani? Yaşlılar haftası kutlandı, bitti. Ama siz hala bir etkinlik yapmadınız. Gözümden kaçacağını mı düşündünüz yoksa? Öğretmenim ben hatırlatmıştım ama... Hiç de bile. Ne zaman hatırlattın Rüzgi Hanım? Tamam çocuklar, tamam, tartışmayın. Sadece 2 gününüz var. Hepinizden bu konuyla ilgili yaşlı bir yakınınız ya da akrabanızla konuşarak... onun sıkıntılarını, beklentilerini içeren bir sunum hazırlamanızı bekliyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin çocuklar. Ben Nakkuş'u anlatacağım. Bir dakika Özge. Hadi Yağmur'u anladım. Ama sana ne oluyor? Nakkuş senin yakının falan değil. Neden değilmiş? Bal gibi de yakınım. Ben Nakkuş'u olan kızım yapacağım işte. Gıcık! Yani. Nerede kaldı bu kız? Yapılacak bir yığın iş var daha. Geldim. Bakıyorum da Hakan'ın yanından ayrılamadın ha? Aşk olsun Makbuş, azıcık oturdum. 2 saat oldu ayol. Hakan nasıl? Hakan iyi de. Simge fena. Heyheyleri tepesinde yine. Bu sefer derdi neymiş? Ne bileyim. Bugünlerde pek fena. Kızını bile haşlayıp duruyor. Ama sokulmamak, uzak durmak en iyisi. Doğru söylüyorsun. Ay çocuklar şimdi açız diye gelirler. Ortada hiçbir şey yok. Sen merak etme Makbuşcum, ben hemen hallederim. Bak kızım, sen bunları böyle yapıyorsun ama çocuklar yeterli vitamini alıyorlar mı dersin ha? Aa, tabii, organik zehirle yapıyorum, merak etme. İlahi kız. Tadı da pek güzelmiş yavrum. Ya. Bana ne, ben kızım yapacağım? Ya gıcıklık yapmasana ya. Makbuş benim makbuşum. Yani. Size ne, ben makbuş anlatacağım işte, o kadar. İlk önce benim aklıma geldi. Hiç de bile. Çocuklar biraz sakin olun ama. Çocuklar ne oluyor bakayım? Müdür yaşlılar haftasıyla ilgili bir ödev verdi. Yakınımızdaki bir yaşlıyla konuşup onun dertlerini, sorunlarını, isteklerini anlatan bir ödev hazırlayacağız. E ne var bunda kavga edecek? Üçümüz de seni anlatmak istiyoruz. Kavga çıkıyor işte. Ben yaşlı mıyım aşk olsun? Herhalde yani, şaka gibi. Yok öyle demek istemedim bakmışsın. Değilsin tabii de. Yakınımızdaki en büyük olan sensin ya, o yüzden. Özge de seni anlatmak istiyor. Ama sen bizim makbuşumuzsun, onun değil.
Tamam canım, kavga etmeyin. Bende hepinizin ödevine yetecek kadar malzeme var. Hiç merak etmeyin. Tamam o zaman, ben Nana'yı yazarım. Nasıl Sloba? 100 yaşında. Ne? Emre çok şakacısın. Ya Emre, gerçekten de çok şakacısın. Evet Makbul. İlk olarak bize yaşının iyi ve kötü taraflarını anlatır mısın? Aslında pek iyi tarafı yok. Yaşlılık eziyet demek, hastalık demek. Gençken yaptığın pek çok şeyi yapamaz hale geliyorsun. Etrafında olup bitenleri daha zor anlıyorsun. Sonra başkalarına yük olmak da var. Allah göstermesin, en kötüsü bu. Hiç mi iyi tarafları yok yani? Bilmem, sizce var mı? Ah, ben de sizin gibi şurada zıp zıp zıplamayı istemez miydim? Yani yaşlılık kötü bir şeydir diye mi yazalım? Aa, hiç de değil. Bir kere yaşlılar çok sevimli ve tonton oluyorlar bence. Herkes onları çok seviyor. Hem sonra her şeyi biliyorlar. Mesela benim şaşırdığım, anlayamadığım birçok şeyi sen hemen anlayabiliyorsun Makbuş'cum. Bak bu doğru. Tecrübeli olmak fena bir şey değil galiba. O yüzden sessiz olun, büyüklerinizi her zaman dinleyin. Onlar sizden daha çok şey görüp yaşamışlardır, öyle değil mi? Ne kadar yardım bak, Makbuş.